Alevi toplumunun eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü taleplerini dile getirdiğimiz için bizi mezhepçilikle, bölücülükle suçlayanlara Nesimi Baba'nın diliyle cevap vereceğiz. Muhtemeldir ki o da bölücülükle suçlamıştı. Bakın ne demişti. Sorma bre gafil mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır. Çağırma meclisi riyaya bizi, biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır. Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz. Kıylu kal bilmeyiz, itfa bilmeyiz. Hakikat şehrinde hata bilmeyiz. Şah-ı Merdan gibi alimiz vardır. Nesimi özünü faş etme sakın. Ne bilsin ham ervah likasın hakkın. Hakkı bilmeyene hak olmaz yakın. Bizim hak katında elimiz vardır. Eyvallah Nesimi Baba. Şimdi bu vesileyle 21 Aralık Pazartesi günü Maraş Yörük Selim Mahallesi Cemevi'nde yapılacak Maraş katliamı anmasına bütün Alevi kurumlarını, can dostları davet ediyorum. Gelemeyecek olanlar, bu koşullar nedeniyle gelemeyecek olanlar kentlerinde, meydanlarda anma yapmalı. Cemevleri dolup taşmalı. Evlerde Maraş'ta katledilenler uğruna çera uyandırılmalıdır. Bu çağrıyı yapıyorum. Buraya bakın, buraya. Burada, bu kara mermerin altında bir teneffüs daha yaşasaydı tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Adı Erdal Eren'dir. Erdal Eren şahsında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Mahir İbo yoldaşları sevgiyle saygıyla anıyorum. Bugün hepimiz Erdal'ız. Bugün hepimiz 17 yaşındayız. Erdal'ım, Eren'im, canım benim, unutmadık seni, unutmayacağız da. Sayın Bakan, samimiyeti öğreneceksin. Öğreneceksin. Bak, laf atma. Laf atma lütfen. Kürtler ve Türkiye halkları ana dilde eğitim istiyor Sayın Bakan. Ana dilde eğitimi ihlal etmek bir suçtur. Alevi toplumu zorunlu din dersinin kaldırılmasını, eğitimin tek tipleştirilmesini, dinleştirilmesinin uygulamasının kaldırılmasını istiyor. Eğitimde kullanılan şiddet ve nefret diline bir an önce son verilmesini istiyor. Sabahtan beri telefonlarımız susmuyor. 60 bin tane mesaj geldi. 60 bin öğretmen atama bekliyor. 3600 ek gösterge niye uygulanmıyor? Öğretmenlik meslek yasası niye çıkarılmıyor? Çocuk hakları sözleşmesine niye imza konulmuyor? Mülteci hakları, mülteci çocukların hakları niye yeterince gözetilmiyor? Sizin kadrolarınızın bazıları neye benziyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Yaşar Kemal rahmetli sevgiyle saygıyla anıyorum. Bir Anadolu kasabasına gitmiş, otele gitmiş, otelde kalacak sevgili vekiller. Oteldeki resepsiyon görevlisi sormuş, demiş ki ne iş yapıyorsunuz? Demiş ki yazarım. Yazar ne ya demiş. Siz demiş yaşamınızı neyle kazanıyorsunuz? Kalemimle kazanıyorum demiş. Otel görevlisi yazmış oraya, kalem tüccarı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın birçok bürokratı ne yazık ki bu durumda. Sevgili Musa Eroğlu tedavi görüyor, biraz rahatsız. Musa abiye buradan sevgi ve saygılar iletiyorum. Çok geçmiş olsun. Kendisi anlattı bana. Şimdi rahmetli olmuş, adını söylemeyeyim. Bir Kültür Bakanı'yla Musa Eroğlu'yu tanıştırıyor birisi. İsmini de söylüyor. Kültür Bakanı Musa Eroğlu'na diyor ki siz ne iş yapıyorsunuz? Musa abi de diyor ki ben kereste tüccarıyım. Bakar mısınız? Böyle bir kültür, böyle bir eğitim politikasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bunun dışında değerli arkadaşlar, burada bir sürü spekülasyon yapılıyor. Sevgili dostlar, herkese şu kitabı okumasını öneririm. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Oğuz İsyanı, Ergin Ayan. Bunu okuduklarında Türk halkının, Oğuzların 1105 ile 1118 arasında aslında bir Magna Carta ürettiğini ve bu geleneğin mazlum Türk halkında olduğunu, yine Magna Carta üretip bu iktidara son vereceğini görecekler.
İki, Türk Tarih Kurumu yayınları, bakın, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu. Bu sempozyum 4 ciltten oluşuyor. Birçok bildirge sunulmuş. Bildirgelerden birinin başlığını okuyorum. Profesör Doktor Orhan Kılıç, Kürdistan tabirinin Osmanlı uygulamasındaki muhtevası üzerine bazı tespitler. Türk Tarih Kurumu'nun 4 ciltlik kitabı Türkler ve Kürtler Sempozyumu. 2010 yılında yapılmış, 14 yılında yapılmış bu. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Alevi klasikleri, 17 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada bakın ne diyor. Hacı Bektaş Veli birçok yere uğradıktan sonra yolda Kürdistan'a da uğradı, oradan Anadolu'ya geldi. Bunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi sevgili dostlar, ben burada dedim ki Alevi toplumuna 145 yıllık borcunuz var. Bazıları hemen zıpladı. Niye söyledim bunu? 1876'dan bu yana Türkiye anayasayla yönetiliyor. Anayasanın bir gereği olarak bütçe yapılıyor. 1876'dan bu yana tüm bütçelerde Alevi toplumundan alınan vergiler camilere harcanmış. Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcanmış. Romanlar, domlar, görmezden gelinmiş. Çerkezler, Araplar, Süryaniler görmezden gelinmiş. Bu ülkede var olan Musa Kelamullah'a, onun kitabına inanan Museviler aşağılanıyor. Bu ülkede var olan İsa Ruhullah, Havariler ve Meryem Ana'nın hakkına ve hakikatine inanan Ermeniler, Hristiyanlar aşağılanıyor. Ve bütün bu yapılırken bir inkar ve nefret suçuyla yapılıyor. En büyük inkar ve nefret suçunu dün burada bütçe görüşmelerini sabote eden Süleyman Soylu işledi. Süleyman Soylu değil de sanki kürsüde Yeşil vardı. Sanki kürsüde Esat Oktay Yıldırım vardı. Esat Oktay Yıldırım gibi bizi, grubumuzu, Kürt halkını, muhalefeti tehdit edene şunu söylüyoruz. Sen Esat Oktay Yıldırım'san biz de Kemal Piriz. Bunu bilesin. Ve bunu bir yere yazasın. Bir daha haddini aşıp gelip burada seçilmişleri tehdit ederken, burayı sabote ederken bir üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil, bir bakan sıfatıyla konuşasın. Şunu bilesiniz, şunu bilesiniz, bakın. Sizde bu entelektüel siyasal donanım yoktur. Sizde sanatsal kültürel donanım yoktur. Olsa olsa soldan devşirdiğiniz İsmet Özel gibi birkaç kişi vardır. Siz Necip Fazıl Kısaküre'yi de anlayamamışsınız. Siz Mehmet Akif'i de anlayamamışsınız. Siz bunları anlamış olsaydınız eğer bu kadar şiddet ve nefret dili kullanmaz, haklı hakikati ve adaleti kabul ederdiniz. Bu nefret ve şiddet dilinden vazgeçeceksiniz. Hakkın, hakikatin, adaletin dilini kullanacaksınız. Bakınız, denizlerden söz ettim. İdama giderken deniz gezmiş Hüseyin İnan'a dedi ki, Hüseyin yoksa çekiniyor musun? Hüseyin ne dedi biliyor musun? Denizim dedi, biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Biz korkuyu Pir Sultan Abdal idama giderken bıraktık. Biz korkuyu Hünkar Hacı Bektaş tek başına gelip Anadolu topraklarına yerleştiğinde bıraktık. Biz korkuyu Madımak'ta bıraktık. Ve bu vesileyle biraz önce burada bu kara mermerin altında gömülü bulunan çocuk tahtaya kalkabilseydi dedim ya, buradan Koray Kaya'yı, buradan Uğur Kaymaz'ı, buradan Berkin Elvan'ı, buradan Ali İsmail Korkmaz'ı, buradan adını sayamadığım kadar çok devlet dersinde öldürülmüş ve hala maalesef ne yazık ki, ne utanç verici ki, öldürme potansiyeli olanları görüyoruz. Onları sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ve bir gün hiç sevgili Türkiye halkları, Alevi toplumu, Kürt halkı, Türk halkı, hiç umutsuzluğa kapılmayın. Çok yakında bu ırkçı, tekçi sisteme son vereceğiz. Çoğulcu, katılımcı, inançsal, kültürel olarak herkesin kendini adıyla, inancıyla, sıfatıyla...
Tamamlayalım lütfen. Tamam. Yapan sensin. Yalan söyleyen sensin. Genel kurulu hitap edelim. Hakaret eden sensin. Cahil sensin. Önde gidenisin hem de. Sayın Bülbül. Dolayısıyla genel kurulu hitap edelim. Teşekkür ediyorum başkan. Sevgili Türkiye halkları, biz varız. Sayın Cora, var olacağız. Muhalefeti büyüteceğiz. Ortak aklı sağlayacağız. Kürtler, Aleviler, emekçiler, kadınlar, öğrenciler, gençler, yoksullar, işsizler, kimsesizler, sıra Trakya'daki sevgili romanlar, Gülşaniler, Bedrettinliler, aşk olsun size, yakından niyazınıza geleceğiz. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.